17 Nisan 2024 Çarşamba, Emin Pazarcı, Akşam Gazetesi. Üstünü alan alsın. 1980'li yıllardı. Benim de muhabirlik dönemimdi. İşe gidip gelirken belediye otobüsü kullanıyorduk. Keçiören'de oturan mesai arkadaşı Metin Işık'ın otobüs yoldaşlarından biri de Hak İş Genel Başkanı Necati Çelik'ti. Allah rahmet eylesin. Kendisine birkaç defa durakta ben de rastlamıştım. Bir sendikanın başkanıydı. Ama makam aracı yoktu. İşe gidip gelirken bizler gibi o da otobüs kullanırdı. Hak işi böyle büyüttü. Necati Çelik yıllar sonra çalışma bakanlığı yaptı. O dönemde de son derece mütevazı davrandı. Karadenizli siyasetçi Fahrettin Kurt, ANAP döneminde enerji bakanıydı. Eşi belediye otobüsüne binerdi. Hiç unutmuyorum, haberini de ben yapmıştım. Bizden biriydi o. Bugün pek çok kişi gibi benim eşim de işe gidip gelirken dolmuş ve toplu taşıma araçları kullanıyor. Biz bunları da gördük taban tabana zıt örneklerini de. 1999'da Türk İş Genel Başkanı Şemsi Denizler'in lüks Jaguar'ı hayli tepki çekmişti. Olay ve aracın fotoğrafları günlerce gazete sayfalarını süslemişti. Denizler'in kız kardeşi Şenlur Sarıbaş'ın şu sözleri de yaşananlara damga vurmuştu. Memleketin tek hırsızı Şemsi Denizler değil. Savunmak için mi, yermek için mi sarf edildi bilemiyorum. Ama bu sözler söylendi. Açın interneti bakın. Kim için neler yazılmış, arkalarında neler kalmış görürsünüz. Rahmetli Osman Bölükbaşı bir dönem Türkiye'nin en renkli siyasetçilerinden biriydi. Çok iyi hatip ve hazır cevap bir kişilikti. MHP, CMP, CKMP'nin kurucu genel başkanı ve milletvekiliydi. Evine de dolmuşla gidip gelirdi. Bir gün AP eski bakanlarından Ali Naili Erdem'le birlikte onu Güven Park'taki durakta sıra beklerken gören Haymanalı bir dolmuş şoförü, Sayın Bölükbaşı siz de mi dolmuşa biniyorsunuz diye sorunca cevabı yapıştırdı. Bak evlat bazıları cebini doldurur, bizim gibiler de dolmuşları doldurur. Bülent Ecevit'i de yakından tanıdım ben. DSP'nin genel başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanıydı. Yerli makam aracı kullanır ve Türk malı sigara içerdi. Evine gittiğimizde çayları Rahşan Hanım doldurur servisini kendisi yapardı. Misafirlerini kapıda karşılar kapıya kadar da uğurlardı. Ecevit'te başbakanlığı döneminde defalarca telefonda konuştum. Nezaket sahibi bir insandı. Sekreter kullanmazdı, insanlara direkt kendisi arardı. Şimdi bakıyorum da bazı basın müşavirleri bile bizi sekreterlerini aratıyorlar. Üstüne bir de bağlantı yapılana kadar müzik dinletiyorlar. Bu nezaketsizliğe ve kibirliliğe teslim olmuyor, telefonu kapatıyorum tabii. Sözün vatandaşından bürokrata, muhalefetten iktidara, sivil toplum örgütü yöneticilerinden diğer bilumum makam sahiplerine herkese. Neydik, ne olduk biz? Ne kadar çok başımız döndü, nerelere evrildik? Niye böylesine değiştik? Dün ayıp denilen ve eleştirilen davranışlara niçin bu kadar özeniriz? Kimse kimseyi suçlamasın. Açın sosyal medyayı bir bakın. Al birini vur ötekine denilecek o kadar çok kötü örnekle karşı karşıyayız ki, sanırım hep birlikte toplum olarak silkilmemiz gerekiyor. Dedim ya kimse kimseyi suçlamasın. Herkes kendine baksın ve çeki düzen versin.